Malum gıdalardaki mikroplastik tehlikesini zaman zaman ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi ekrana getireceğimiz ürünse aslında neredeyse hemen her sofrada bulunan bir ürün. Tuz. Tuzda da mikroplastik çıktı. Peki bunu engellemek için neler yapabiliriz? Alternatifimiz var mı? Bakalım. Mikroplastik yani bisfenol dediğimiz maddedir. Hayatımızın her alanında plastik var zaten. Artık tuzlarımızda da var. Evlerinizden uzak edin. Çok kullanıyoruz. Evet, biz de çok kullanıyoruz. Kiminin ölçüsü bir tutam. Tuzu en az kullanan kişilerden biri. Kimi de kaşık kaşık kullanıyor. Benim bir ölçüm vardı. Çay kaşığı hep odur. Hiç şaşmaz. Yediğimiz her gıdanın kendi tuzu var. Ancak ilave tuz kullanımı alışkanlık haline geldi. Tuzsuz yemek olmaz. Yemeğe tadını veren tuz çünkü. Ekstradan tuz katılmaz. Bir yanda öğütülmemiş, rafine olmamış bol mineralli kaya tuzu, bir yanda da sodyum içeren ve artık içerisine mikroplastik bulaşan, evlerimizde çok sıklıkla kullandığımız sofra tuzu. Peki ya siz hangisini tercih ediyorsunuz? Kaya tuzu kullanıyorum. Kendim değirmende öğütüyorum. Tuz kullanmıyorum ben. Küçük yapılı tuzların içerisinde mikroplastik bulunma olasılığı daha yüksek. Çünkü yapıları daha küçük olduğu için görünürlükleri az. Mutfağımızda bize yardımcı olan plastik malzemelerin içerisinde artık mikroplastik tehlikesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu tehlike yemeklerimizin baş tacı olan tuza kadar bulaştı. Uzmanlarsa sofra tuzu yerine bakın ne öneriyor. Boyutları birbirinden farklı olduğu için ve şeffafa yakın renkleriyle mikroplastik bulunduğu olasılıkları çok çok düşük. Kaya tuzunun faydaları ise saymakla bitmiyor. Çünkü içerisinde magnezyum var, selenyum var, iyot var. Kesinlikle bu yüzden gerçekten kalp dostu, beyin dostu, özellikle otizmli çocuklarda beyin dostu diyebiliriz. Kaya tuzunun faydası doğal olduğu için yani vücudun gerekli olan kalsiyum ihtiyacını da karşılıyor diye düşünüyorum. İyotsuz olmasına göre vücut bakımından daha yararlı olduğunu düşünüyorum.